konularda da havuzda ve denizde akvaryumlarla ilgili konuşmasını izledik. Biz tabii burada buna ilk olarak da biz de bunun için Aşkın Bey'i davet etmek istiyoruz. Gölde de bir akvaryum kurulabilirse bunu da İznik Gölü'nde Orhan Gazi'de yapmak istiyoruz. Sayın Tatyana Gece'nin gülü Tatyana Kalenderoğlu. Onunla ilgili bir şey var mı? Evet, işte zaten Tatyana Hanım'ı sona bıraktık. Hanım olduğu için daha çok zaman verebilmek için. Tabii Tatyana Hanım'ın yapmış olduğu bilhassa oryantilikle ilgili çalışmalarıyla ilgili de Orhan Gazi'de bu yapacağımız çalışmalara için kendisini davet ediyoruz ve her şeyine ilçe kaymakamımız ve belediyemiz her konuda destek olacaklarını belirtmek istediler özellikle. Evet. Şimdi bunları da belirttikten sonra bu haftaki Bursa'daki gelişmelerimizle hızlıca paylaşmak istiyorum Sayın Çelik. Önemli bir ziyaret vardı bu hafta. Gençlik ve Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan, Genel Müdür Yardımcısı Tamer Taşpınar ve TASK'ın Başkanı Sayın Ali Düşmez Bursa'yı ziyaret ettiler. Bursa'da yapılan sporla ilgili yapılan yatırımları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldılar. Evet. Bir diğer gelişmemiz de Londra, hepimizin de bildiği gibi Londra'da düzenlenen Paralimpik Olimpiyatlarında Bursalı kardeşimiz, genç sporcu kardeşimiz, görme engelli sporcumuz judoda ülkemizde bronz madalya alarak gururlandırmıştı. Bunu da Gençlik Hizmetleri İl Müdürümüz Süleyman Şahin makamında kabul ederek kendisini ödüllendirdi. Tabii spor kenti dediğimiz Bursa'mızda biliyorsunuz basketbolda da oldukça iyi bir konumda olduğu için Bursa Basketbol Ligi 24 takımla 15 Ekim'de start alıyor. Bu konuda da Orhan Gazi'nin resimde de gördüğümüz üzere Orhan Gazi'nin Bursa'daki basketbolunda tek temsilcisi olan OGESET hafta sonunda muhteşem bir açılış düzenledi. Yaklaşık 100 kişilik sporcu ordusuyla basketbolda oldukça iddialılığını gösterdi. Tabii olmazsa olmazların başında futbolda da Bal Ligi'nde temsilcilerimiz 3. hafta maçlarını oynadılar. Burada lider gelen haftaya Kestel Belediyespor, Bozcaada deplasmanında yine liderlik mücadelesi veren Bozcaada'ya 2-1 mağlup olurken Mudanya Spor Büyükçekmece deplasmandan 1-1'lik eşitlikle 1 puanla dönerken Merinos Spor ise iki hafta sonra Biga Spor 4-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Burada Yenişehir Belediyesporumuz ise bu haftayı bay olarak geçirdi. Son olarak da gene spor kenti Bursa'mız geçtiğimiz hafta sizin de bulunduğunuz dönemde önemli bir ev sahipliğinde bulundu. Bu da Orhan Gazi'de gerçekleşti. Türkiye'nin iki başarılı federasyon başkanı, Kürek Federasyon Başkanı İrami İsteren ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun başarılı başkanı Turgay Demirel'i kongre sonrası ayağının tozuyla Orhan Gazi'de ağırladı. Ev sahibi olarak başta Orhan Gazi Kaymakamı Mustafa Selman Yurder olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, orada Orhan Gazi Belediye Başkan Vekili Hasan Dursun ve Bursa Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Süleyman Şahin bilgilenerek Orhan Gazi'nin hakkında bilgilendirdiler. Peki. Haftaki gelişmelerimiz de bu kadar Sayın Çelik. Peki o zaman haftaya görüşmek üzere Orhan Gazi'ye Bursa'ya kocaman selamlar. İyi akşamlar Sayın İnce. İyi akşamlar. Konuklarımıza da iyi akşamlar diyoruz. Evet. Ben teşekkür ediyorum bu güzel davet için. Oryantinik sporuna böyle yerel yönetimlerin desteği her geçen gün artıyor. Az önce zaten izlediniz. Burada tabii sizlerle birlikte bizim gelişim kamplarımıza ev sahipliği yapan Ankara'da Nallıhan Belediyesi, Bergama Belediyesi, Akhisar Belediyesi'nin de büyük destekleri oldu. Biz gelişim kamplarımızı buraya açtığımız zaman belediye başkanlarımız bizim sporcularımıza yönelik olarak her türlü ihtiyaçlarını federasyona maliyeti sıfır denecek noktada desteklerini esirgemediler. Biz yerel yönetime teşekkür ediyoruz. Tabii ki değerlendirilecek bir yer ve konu. Teşekkür ediyorum. Evet Sayın Başkan siz de isterseniz Sayın Hemen, Sayın İnce ayrılma. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Eğer inşallah genel kurulda başarıyla çıkılırsa. İznik Gölü'nde. Gölde akvaryum enteresan bir fikir. Bilemiyorum onu becerebilir miyiz ama oradan çok miktarda sporcu yetiştireceğimize inanıyorum. Havuzumuz var bildiğim kadarıyla.
Evet. Gerek sualtı rugby'sinde olsun, gerekse sualtı okeyinde olsun, genç arkadaşlarımızı devreye sokarak, belki eğitmenlerimizi göndererek orada iyi sporcular yetiştirebiliriz. Tabii dalış isterlerse de Bodrum'a buyursunlar. Ben Bodrum'da oturuyorum. Evet, Sayın İnce, buradan hemen cevabı da aldın. Orhan Gazi için sen de önemli bir şansın, fırsatsın. İşte federasyon başkanlarını davet ediyorsun. Kürek'te olduğu gibi inşallah oryantilikte ve sualtı sporlarında da güzel aktiviteler olur. Küçük Şevval'e, ailene kocaman selamlar, iyi akşamlar. Evet, İbrahim İnce'ye de sevgi selamlarımızı Orhan Gazi'ye yolladıktan sonra ben hemen başkana, zaman da daralıyor, hızla dönmek istiyorum. Öncelikle oryantilikte spor kültürünü yaygınlaştırmak için, bir de lisanslı sporcu sayısını arttırmak için neler yapabiliriz? Başlıklar önde, kısa kısa sorularım olacak. Evet, başladığımız bir süreç içerisinde biz seçime geldiğimizde, federasyon başkanlığına geldiğimizde 26 power kulüp, 39 sporcu. Yani 1000'in üzerinde bir spor sayısı vardı. Bugün 5000'in üzerinde lisanslı sporcu. Sadece müsabakalara katıldığı an 1000'in üzerinde yine katılımcıyla birlikte, bunu 5000'in üzerindeki lisanslı sporcu ve 130'un üzerindeki kulüple bu 4 yıllık süreç içerisinde belli bir mesafe kat ettiğimize inanıyorum. Tatiana'nın da söylediği gibi biz biraz çok hızlı gidiyoruz aslında. Yani aslında... O zaman burada bir duralım. Çünkü çok değerli bir dostunuz. Manavgat'a gidelim mi? Sayın değerli Manavgat Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Şimşek şu an telefon attığında. Tekrar özür diliyorum. Sayın Şimşek, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Mehmet Bey. Sizi biraz beklettik ama heyecan dorukta. Buyurun efendim. Rica ederim. Ben de heyecanla izliyorum. Gerçekten güzel bir sohbetiniz var. Bu sohbete bir katkımız olursa da kendi adıma ve Manavgat adına sevinç duyarım. Öncelikle stüdyoda konuklarımızı ve bizleri izleyen tüm hemşehrilerimizi candan kutluyorum. Sevgili Belediye Başkanı Şükrü Sözen de sizlere çok selamım var. Kendisi çok katılmak istemişti ama yoğun programından dolayı bu görevi bana verdi. Sağ olsun. Şimdi biz oryantilik olayında ben öncelikle Manavgat'ın bilinmesinde bir iki söz söylemek istiyorum. Manavgat, işte Antalya Türkiye'nin turizmin başkenti, Türkiye'de diye adlandırılırsa Manavgat'ta Antalya'da turizmin lokomotifi ve başkenti şeklinde bu yıl itibariyle 4 milyona yakın turisti misafir ettik ve ağırladık. Doğasıyla, tarihi güzellikleriyle ve turizmiyle, insanıyla çok sıcak bir yer, iklimi gereği de sıcak bir yer. Biz oryantilikle 2010 yılında ben işte şeyden sonra, yerel seçimlerinin sonrasında bu göreve geldiğimde 2010 yılı Şubat ayında tanıştık. Mehmet Bey'le o zaman da bir merhabamız olmuştu. Ve şu anda da herhalde Manavgat oryantiliklerinin 5.sine ev sahipliği yapacak. Evet. Bu yıl uluslararası Akdeniz Ülkeleri Oryantilik Günleri'nde Manavgat etabı yer aldı. Sevgili Başkan, bunu bize teklif ettiği zaman destek verip vermeyeceğimiz konusunda 5 Temmuz'da bize bir yazıları geldi. Biz bunu Ağustos ayı meclisimiz tatilde olduğu için Eylül ayı meclisimizin başında meclis gündemine getirdik. Ve Manavgat Belediye Meclisi eksiksiz bu organizasyona destek verilmesi yönünde oy birliğiyle karar aldı. Ve 21-24 Şubat 2013 tarihindeki oryantilik organizasyonu etkinliklerinde Manavgat Belediyesi kendine düşen ve bölgenin yararına olan her türlü destek vereceğinden dolayı biz mutluyuz. Dilerim buraya gelen misafirlerimiz sporcu bazında olsun, yönetici bazında olsun, onlar da mutlu olurlar. İklimi gereği demiştim, geçen yıllardaki Şubat ayında yapılan organizasyonlarda denize giren, özellikle kuzey ülkelerinden gelen misafirlerimizin çoğu denize girdiler. Ve geçen yıl Irmak başında Manavgat merkezinde sonlandırmıştık etabı. Orada ödül törenini yapmıştık. Orada da yine bizim belki üşümemek için sıkı sıkı giyindiğimiz dönemde misafirlerimizin hepsi o güneşten yararlanmayı tercih ettiler. Böyle de bir iklimimiz ve güzelliğimiz var. Umarım bu yıl geçen yılından daha fazla ses getirir. 1500 tane sporcumuzun katılacağı düşünülüyor bu yarışlara. Bir de uluslararası puanlamaya gireceği için bu yıl biz daha fazla önemsiyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Federasyon yetkililerimizle birlikte. Sizler de bekleriz ayrıca. Tabii başta Sayın Şükrü Sözen olmak üzere Manavgat'a hepinizin yüreğine, eline sağlık. Efendim inşallah Manavgat'a enine boyuna spordaki belediye desteklerini konuşacağız ama süre bir hayli ilerledi. Biz Manavgat'ın kültürel o tarihi güzelliklerin yanı sıra oryantilik,
Tanıtımda en güzel sporlardan biri ama size cevap verecek Sayın Şükrü Genç. Buyurun efendim. Özür dilerim Mehmet Genç, Şükrü Genç de çok değerli bir belediye başkanı. O da çok sevdiğimiz Sarıyer Belediye Başkanı. Onun da müthiş bir voleybol takımı var. Birinci lige çıktı. O da işte böyle işte gençler çok olunca Sayın Mehmet Genç, buyurun efendim. Sayın Başkanıma ve size teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bu katkılarınız devam etti, bizi memnun ettiler. Uluslararası Lozan'da yapılan Dünya Şampiyonası ve oradaki toplantıda UEFA seçimlerinde biz orada da tanıtmana katkıda bulunduk ve bize oradaki görüşmemizde verdiğiniz destekle biz yolumuza devam etmeye başladık. Yarından itibaren de haritacımız geliyor. Bu akşam yolcu ettik. Biz sezonu bir yıl önceden yaşamak ve altyapı oluşturmak zorundayız. Dolayısıyla Şubat ayı sonunda yapacağımız etkinliklerin harita çizimleri yarından itibaren Manavgat'ta başlıyor. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben rica ederim. Tabii sevgili başkan, sevgili konuklar. Evet. Tabii her parkur önemli ama Manavgat'ın parkurlarının daha farklı olduğu, denizi, ırmağı ve tarihi dokunun içerisinde. Örneğin bizim Sidebel'deniz var, dünya mal olmuş yer. Orada parkurların birer ayağı, Selevkule dediğimiz yine antik kentimize birer ayakları. Milli parklar içerisinde yapılan ayakları bu sporun herhalde daha fazla renk almasına ve zorluk derecesini artmasına sebep olur diye düşünüyorum. Ama güzel bir organizasyon olacağına biz kentimize desteği verilmeyi taahhüt ettik. Sayın Başkanım çok teşekkürler. Kolay gelsin. Emeğiniz çok büyük, destekleriniz çok büyük. Başta Sayın Şükrü Sözen olmak üzere tüm belediye çalışanlarına kolay gelsin. Manavgat'a iyi akşamlar efendim. Selamlar diliyorum. Ben de tüm konuklarımıza, tüm izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Evet başkanım, hızla yol alalım. 5000 sayısını bulmuştuk lisansta. Buyurun devam edin, sonra diğer konulara geçeceğiz. İşte böyle hedeflerimize zaman içerisinde ulaşmaya çalışırken, yine baştan da söylediğim gibi hedefler kısa sürede ulaşılabilir belki ama projeler zaman ister. Biz bu yola çıktığımızda bir 4 yılı tamamlarken dediğim gibi sporcuyla, yöneticiyle, idareciyle hep beraber gidiyoruz. Şimdi birden diğer federasyonlardaki gelişimi beklemek yersiz olur. Fikir olarak bir birlik beraberlik içerisinde hareket etmekte hemfikiriz. Ancak uygulama safhasına geldiği zaman bunun bir zamana bağlı olduğu, her şeyin bir insanın yaşı gibi bir sporun da yaşı olduğu unutulmamalı. Burada biz bu kadar kulüp sayısına ulaştığımızda, baktığımızda ben birkaç tane kulübümüzün, yani atladıklarım olabilir kusura bakmasınlar. Başta Bergama, Edremit, Karaağaç olmak üzere Çayran, Nallıhan, Adana'da, Niksar'da, Balıkesir'de, Aydın'da, İzmir'de, İstanbul'da İOG, Antalya'da askeri kulüplerimiz, ayrıca Karadeniz Hava Jandarma'da, Kastamonu'da, Ankara, yine Çorum, Mersin, Bursa, Edirne, Lüleburgaz'a kadar Türkiye'nin dört bir tarafına, Kırklareli'ye kadar yaygınlaşan bu bölgelerde hızla yol kat ediyoruz. Ama şu unutulmamalı. Hep beraber zaman içerisinde biz bir şans daha istiyorum ben buradan. Bizim biraz daha zamana ihtiyacımız var. Acele gittiğimiz zaman altyapı oluşmuyor. Sporcu tam yetişmiyor. Çok yöne bölündüğümüz zaman projeler gerçekleşmiyor, yarıda kalıyor. O yüzden bu 10 yıllık süre çok bir zaman değil. 4 yıllık bir federasyon başkanlığı hiç de çok bir zaman değil. Bu bir gönüllülük esası, sevgiye dayanıyor. Masa başından oryantilik yönetilecek konumda henüz değil. Bizzat başında ekibiyle, kurullarıyla hep beraber olmak gerekiyor. Yeni yeni daha 30'un üzerinde üniversitemiz, son Sakarya'da buna ilave oldu. 31, 32, belki 35 üniversite oldu katılanlar. Bunlara malzeme desteğimizle, eğitimle, kitaplarımızla, tanıtım broşürlerimizle, müsabakada kullanılan hedeflerimizle, haritalarla, ne bileyim pusulalarla her türlü desteği vermek kısıtlı bütçe içerisinde mümkün olmuyor. Yani yeterli olmuyor. Biz bunu da açtık. Çin'den bile ucuza bu malzemeleri temin ederek Türkiye'de. O kadar ucuz maliyette bu altyapıyı oluşturduk ki bu kısa içerisinde bugün kulüplerimizde malzeme ihtiyacı olmamaya başladı yarışmada kullandıklarımız. Elektronik sistemlere geçtik. Artık her yerde bunları kullanarak 1000 tane sporcuyu tasarruf tedbirleri nedeniyle de minimum hakemle, düşünün, bir uluslararası organizasyon yapıyoruz. Bir 1000'in üzerinde sporcunun katıldığında kullandığımız hakem sayısı 35'e geçmiyor. Hepsinin ekonomik hesaplarını yaparak biz bu süreçleri en iyi şekilde değerlendirerek gerek yerel yönetimlerin desteğiyle, onlara aç,